Osmanlı İmparatorluğu İtalyanlarla Trablusgarp, Bingazi'de harp yapıyor. Kuzey Afrika'daki son topraklarını 18 Ekim 1912'de İtalyanlara terk ediyor Uşi Anlaşması'yla. Kuzey Afrika'yı boşaltıyor ki İtalyanlar orayı işgal etsin. Bu savaş sırasında İtalyanlar 12 ada ve Rodos'u işgal ediyorlar. Ve Uşi Anlaşması'nda taahhüt ediyorlar 12 adayı ve Rodos'u boşaltacaklarını. Fakat bu taahhütlerini yerine getirmiyorlar. Balkan Savaşı patlıyor çünkü. Adada geçici olarak onlara verilen bir pozisyon kalıcı hale dönüşüyor bu sırada. Osmanlı Devleti'nin aslında 12 ada ve Rodos'u Uşi Anlaşması'ndan sonra İtalyanlardan talep etmesi lazım. Fakat bu talebi hiçbir zaman yapmıyor, talep etmiyor, adaları o haliyle bırakıyor. Balkan Savaşı sırasında da Yunanistan Ege Adalarını işgal ediyor. Ege Adalarını işgal edince Viyana ve Londra anlaşmalarıyla Osmanlı Devleti Ege Adalarını Yunanistan'a bırakıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin orada Lozan'la herhangi bir talepte bulunması mümkün değil Türkiye'nin. Büyük Millet Meclisi hükümetinin. Çünkü onlar zaten İtalyanların ve Yunanistan'ın artık Osmanlı İmparatorluğu bu statüyü perçinlemiş. Lozan'da sadece kaybedilen tek ada var. Akdeniz'deki Meis Adası. Hatta İsmet İnönü'nün ve Rıza Nur'un Meis Adası'nın Yunanlılara verilmesi konusunda çok şiddetli tepkileri oluyor. Çünkü Meis Adası gerçekten Türkiye'ye çok yakın. Akdeniz'de stratejik önemi çok büyük. Ayrıca bizim Kaş diye bir ilçemiz var. Meis o Kaş'ın gözüdür. Rumca'da Meis göz demektir. Bu nedenle de Kaş ve göz bütünlüğü bozulsun istemiyorlar. Fakat ne yazık ki anlaşmada kaybettiğimiz tek ada Meis Adası'dır. 12 ada Rodos ve Ege Adaları'nın kaybı tamamıyla hurafedir.